Saat 21, 20. saat kaldığı yerden devam ediyor. Birinci kuşakta CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak'la Türkiye'nin ekonomi gerçeğini konuştuk. Şimdi de çok değerli iki hekim ve akademisyenle Türkiye'nin korona gerçeğini bir saat boyunca canlı yayında konuşacağız konuklarıma. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Bir tarafta doçent doktor Osman Elbek, hoş geldiniz hocam. Hoş geldin, hoş bulduk Sayın Gürses. Ve diğer tarafta da Ankara Üniversitesi'nden yoğun bakım uzmanı, reanimasyon anabilim dalında uzman Profesör Doktor Necmettin Ünal. Hocam hoş geldiniz 20. saate aktive ettiniz. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim, teşekkür ediyorum. Osman Hocam sizinle başlamak istiyorum çünkü biliyorum ki çok daha yeni COVID atlattınız. Evet. Ne aşamadasınız, herhalde. Kaçıncı gündesiniz, ne durumdasınız önce onu duyalım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Öyle bir bulaş haline geldi ki artık COVID geçirmeyen hemen hemen kimse kalmıyor gibi. Özellikle sağlık çalışanları açısından. Bildiğiniz gibi en son 14 Ekim'de 40 binin üstünde sağlık çalışanının COVID olduğu ifade edilmişti. 40 binin üzerinde sağlık çalışanının COVID olduğu. Evet, toplam olguların %11'iydi sağlık çalışanı olarak. Herhalde o sayıyı kat be kat katladık. Ve hala meslek hastalığı olarak tariflenmeyen, bilakis çocuklarımızın velayetinin alındığı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bu sağlık çalışanlarının içerisinde biri olarak COVID geçirdim. Şanslıydım, ağır olarak atlatmadım. Şu anda iyisiniz, değil mi? İyiyim, tekrar işe başladım. Döndünüz bile mesleğe, işe. Nerede görevlisiniz, nerede çalışıyordunuz? Hatırlatalım izleyicilerimize hocam. İstanbul'da bir özel sektör hastanesinde çalışıyorum. Çünkü sağlık çalışanları hasta olduğu zaman onun yükünü diğer geride kalan meslektaşları üstleniyor. Ve onların zaten ağır olan yükleri ikiye katlanıyor. Bu yüzden hızla hastalığımızı biraz atlatıp tekrar işe dönmek gibi bir zorunluluk içerisinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Minnettarız. Tüm sağlık sektör minnettarız. Yani bir kere daha minnettarız. Biz ancak alkışlayabiliyoruz. Saygıyla önünüzde eğilebiliyoruz. Hakkınızı teslim etmek üzere gazetecilik yapabiliyoruz. Ama herhalde özlük haklarınız, COVID'in bir meslek hastalığı sayılması, ek ödemeler, bunun dışında da birçok sorunu var değil mi sağlık çalışanlarının? Evet, başta barınma, misafirhaneleri kullanma, özlük hakları sorunları, hasta oldukları zaman meslek hastalıkları sayılmaları. Bugün itibariyle İstanbul özelindeki hekimlerin kafasında iki soru var, çok açık söyleyebilirim. Bir, hasta olduğum zaman yatabileceğim bir hastane ve yoğun bakım bulabilir miyim? İki, olur ya ölürsem geride kalan çocuklarım ne yapacak? Çok bu dramatik bir şey bu söylediğiniz. Çok dramatik bir şey söylüyorsunuz hocam. Gerçekten bu kadar dramatik mi şu anda? Vahim mi tablo? Gerçekten böyledir. Kendi özelimde de yaşadığım bir tablodur. Yakınlarımıza hastanelerde ki hemen hemen her hastaneye ulaşabilme kapasitemiz olmasına rağmen yatak bulmakta inanılmaz zorlanıyoruz. İki, gerçekten kaybettiğimiz meslektaşlarımızın geride kalanları ortada. Çünkü hiçbir özlük hakları tanınmamış, hiçbir geleceğe dair bir garantiler tariflenmemiş durumda. Daha kötüsü İstanbul özelinde gördüğümüz gibi hekimlerin tıp odaları aracılığıyla kendi içlerinde dayanışmayı örgütlemesi de valilik tarafından falan adeta yasaklanıyor. Böyle bir Türkiye'de çalışmaya, topluma hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani sözün bittiği yer burası. İlk sorunuzun yanıtını Profesör Necmettin Ünal'dan rica ediyorum. Dediniz ki olur da sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize bir pozitif teşhisi konursa ve yoğun bakımlara yatmaları gerekirse yer var mı? Hocam var mı? Yoğun bakımlar ne durumda Türkiye'de hocam? Teşekkür ederim. Öncelikle Osman Hoca'ya geçmiş olsun diyorum. Dileğim odur ki hiçbir sağlık çalışanı hasta olmasın. Hele hele hayatını kaybetmesin. Bununla ilgili çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Bununla ilgili hepsinin kendini koruyucu şartlarının olmasını ve iş yüklerinin azalmasını, bunun karşılığında almalarını temenni ediyorum. Yoğun bakımlarda alarm var. Türkiye'nin her yerinde var. Yoğun bakımlar dolu. Nasıl dolu? Yani mesela bizim Ankara Tıp Fakültesi'nde COVID'e ayırdığımız yoğun bakımlar dolu. Şehir hastanelerinin net durumunu tabii değerlendirmek zor ama
İstanbul'da durumun daha kötü olduğunu biliyorum. Benim yoğun bakımları yöneten öğretim üyesi arkadaşlarım yeter artık diye benim basında, medyada mesajlarım bildikleri için yeter artık bunun durması lazım diye mesaj atıyorlar. Yalnız yanlış anlaşılan bir konuyu düzeltmek istiyorum. Buyurun özellikle hocam. Kendi fakültemle ilgili, devlet hastaneleriyle ilgili bu örneği verme şansım olduğunu zannetmiyorum. Ancak bizim üniversitemizde biz bir şeyin çok iyi farkındayız. Biz COVID'li hastalara hizmet vermek zorundayız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama COVID'li hastalara hizmet verirken diğer hastaları da unutmamak zorundayız. Bir de o var tabii. Yani kanser tedavisi gören var, diyabet tedavisi gören var, doğum yapacak olan var, acil ameliyat olması gerekiyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve biz bugüne kadar çok şükürler olsun ki bu ayrımı yapabildik. Ve bizdeki yoğun bakımları ikiye ayırdık diyelim. Bu yoğun bakımların bir kısmında sadece COVID hastalarını kabul ediyoruz. Bir kısmında ise diğer hastalara hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada sizin dediğiniz gibi zehirlenmesinden travmasına, ameliyat sonrası yatırılan hastalara, organ yapılan hastalara, örnek dün bizde bir karaciğer nakli yapıldı, onu yoğun bakıma almak zorundasınız. Ona kadar her türlü hastaya elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama COVID için ayırmış olduğumuz yoğun bakımlar tam dolu. Tam dolu. Şimdi burada bir tam dolu, COVID için ayırdığımız yoğun bakımlar tam dolu. Ama diğer taraflarda boş yerler var. Özellikle ameliyat sayıları azalmış olduğundan, çünkü halk da çekiniyor, hastanelere gitmek istemiyor. Bu nedenle tedavilerde gecikme var. Son aylarda bizim aldığımız mesela şeker hastalığına bağlı komplikasyonlar arttı. Geciken kanser ameliyatlarının sayısı arttı vesaire. Dolayısıyla Ankara tıp özelinden bahsedersem eğer, bizde boş yer var, %100 dolu değiliz. Ama COVID hastalarını aldığımız, onlara ayırdığımız yoğun bakımlar tamamen dolu. Peki diyeceksiniz ki ya arttırın COVID hastalarını alın. Öbür hastalar ne olacak? Ona da birilerinin bakması gerekiyor. Türkiye'de yoğun bakım sayıları inanılmaz şekilde arttırıldığı, özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından. Şu anda ben kaç yoğun bakım yatağı olduğunu bilmiyorum Türkiye'de. Bu pandemiye girdiğimiz zaman Sayın Sağlık Bakanı açıklamıştı. Toplam 27 bin erişkin yoğun bakımıyla girdik. Ama hastanelerde servisler, bodrumlar, sığınaklar yoğun bakım haline getirildi. Ve oralarda da bu hastalara hizmet vermeye çalışıldı. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Bu bir çabadır, olanaktır, yapılması gerekir. Ama yoğun bakımlardaki bu şartlar devam ederken, biraz önce Osman Hoca'nın dediği gibi, hastalara yer bulma konusunda zorlandığımız bir gerçek. Her gün değişik hastalar arılıyor. Sadece kendi ilimizde değil, başka illerde, şu ildeyim, yer bulamadım, hocam ne olur yardım edin. Ama yoğun bakım sayıları artarken önemli bir noktayı kaçırıyoruz. Türkiye'de yoğun bakımlarda tecrübe sahibi olan belli sayıda hekim ve belli sayıda hemşire ve belli sayıda da yardımcı hizmet sağlık personeli var. İşte buyurun bakalım, yani çok da özel bir uzmanlık alanı yoğun bakım. Yani herkesi kaydırabileceğiniz bir alan da değil şüphesiz ki. Değil ama yoğun bakım sayısı, yani COVID başlamadan önce hem yoğun bakım doktoru açısından hem de yoğun bakım hemşiresi açısından zaten eksikleri olan bir sisteme sahibiz biz. Ama COVID başladıktan sonra, özellikle de yoğun bakım yatak sayıları arttırıldıktan sonra bunların sayıları oransal olarak daha da düştü. Tabii bu arada işte Osman Hoca gibi hasta olanlar var. Maalesef Osman Hoca daha iyi biliyordur. Zannediyorum 170'e yakın sağlık personeli hayatını kaybetti. Kronik hastalıklar nedeniyle buralara giremeyenler var. Ya da hastalık sonrasında kalıcı hasar nedeniyle çalışma performansı düşen çalışanlar var. Dolayısıyla bunları da dahil ettiğiniz zaman, yoğun bakım yatak sayısının artışıyla beraber dahil ettiğiniz zaman iyice düşüyor. Hasta başına düşen personel sayısı düşüyor. Bu da durumu nereye getiriyor? Her hastaya bakan doktor oranı azalıyor. Eskiden bir doktor 10 hastaya bakarken, şimdi 40 hastaya bakması gerekiyor.
ya da bir hemşire 2-3 yatağa bakarken şimdi 10 yatağa bakması gerekiyor. Bu da performansın azalmasına neden oluyor. Sadece performans tabii, değil, aynı zamanda da sağlık sistemi üzerinde. En başından beri ne deniyordu? Sağlık sistemi üzerinde eğer bu baskıyı, bu yükü yaratırsanız çöker bu sistem. Daha fazla taşıyamaz deniliyordu, değil mi? Yani bu da çok... Şimdi izin verirseniz onu da söyleyeyim. Lütfen. Tabii yoğun bakım bazında söylüyorum. Yoğun bakım her zaman kötü bir yerdir ve çalışılması zor bir yerdir. Yoğun bakım şöyledir. Yoğun bakım sadece fayda görecek hastaların alınması gereken bir yerdir. Bu ne demek? Fayda görmeyecek kadar kötü ya da fayda görmeyecek kadar iyi hastaların kesinlikle yoğun bakıma alınmaması gerekir. Bu ne demek? Örnek vereyim, çok en son safhadaki bir kanser. Beynine metastaz yapmış, akciğerine metastaz yapmış. Bu hastalar normalde yoğun bakıma alınmaz. Bu hastalara nerede bakılması lazım? Hayatın sonundaki yolu konforlu geçirebileceği ünitelerde bakılması gerekir ki bu palyatif bakım üniteleridir. Yoğun bakımdan fayda görmeyecek kadar iyi hasta nedir? Parmağınızdan sihir aldırdıktan sonra yoğun bakıma yatıyorsanız bu da fayda görmeyecek kadar iyi hastadır. Peki. Türkiye'de maalesef bu... Eyvah. Beyinden fazla alınan bir yerde bunu desteklemek için de Türkiye'deki yoğun bakım yatakları hakikaten 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı oldukça fazlaydı. Neye rağmen? Aynı bunu karşılayacak personel olmadığı halde. Ama şimdi bu sayılar iyice arttı. Ve yani COVID'de yoğun bakıma yatan hastalar, bu belki COVID olan hastaların küçük bir bölümü ama o küçük bölümdeki ölüm oranları oldukça yüksek. Aman ve aman. Bu yüksek ölümle karşı karşıya yaşayan personelin bırakın fiziksel yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu var. Ve bizim hastanemizde çok şükür bunu çok iyi yürütüyoruz ama mesela bizim hemşirelerimiz hiçbir zaman haftalık 40 saatin üstünde çalıştırmıyoruz. Değişerek çalıştırıyoruz ama ben biliyorum ki haftalık 60 saatin üzerinde çalışan yoğun bakım hemşireleri var. Peki. Ve bunlar çocuklarını göremiyorlar, yakınlarını göremiyorlar, başka yerde kalmış zorunda kalıyorlar. Ve bunların tamamı tükenmişliği beraberinde getiriyor ki bu hizmet kalitesinin daha çok düşmesi için de ciddi bir sebeptir.